Merhaba sevgili arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte matematik kitabı sayfa 86'da bulunan denk kesirlerle alakalı neymiş? Birlikte uygulayalım sayfası. Birlikte uygulayalım sayfasını cevaplandıracağız. Eğer hazırsanız haydi videoya başlayalım. Şimdi denk kesir denen şey nedir? Önce kısaca bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Denk kesir denen şey kesirlerin hem payını hem de paydasını belirli bir sayıyla çarparsanız ve de veya tam tersi belirli bir sayıya bölerek daha basit hale getirirseniz, daha küçük sayılara dönüştürürseniz payı ve paydayı biz bunların sonunda elde ettiğimiz kesirler birbirinin dengi oluyordur. Yani değişmez değil. Yani ne demek istiyorum? Şimdi 2 bölü 4 ile 1 bölü 2 birbirinin dengidir Neden Çünkü burada ne oluyor 4 parçadan ikisini yemişsin mantıken yarısını yiyorsun Diğer tarafta da iki parçadan birini yemişsin yani yine mantıken yarısını yiyorsun Yani bu durumda bakın nasıl bir ilişki çıkmış ortaya Şunu 2 ile genişletmiş ya da tam tersi şunu 2 ile sadeleştirmiş Eğer 1 bölü 2'yi ben 2 ile genişletirsem Hem payı hem de paydayı 2 ile çarpmam gerekiyor. Genişletme buraya bakılıyor. Yani bu durumda 2 bölü 4. Öte yandan diyelim ki kesrim benim 3 bölü 6 olsaydı. Peki bu 3 bölü 6 nedir? Dikkat ederseniz burada da 3 6'nın yarısı olduğu için yani oranımız sadeleştiğinde 1'e 2 olur. Yani dersin ki ikisini de 3'e bölelim. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 2 dersin. Bu durumda 1 bölü 2 sonucuna sadeleştirerek ulaşmış olursun. Bu da sadeleştirme dedik yani. Yani hem altı hem üstü payı ve paydayı aynı sayıyla bölmek. Ortak sayıya bölmek. Şimdi peki bu denk kesirleri biz daha çok nerede kullanacağız? İleride biz bunları toplama çıkarma yapacağız kesirlerde. O zaman daha çok ihtiyacımız olacak bunlara. Sayfamızdaki ilk sorumuzda başlıyorum. Demiş ki aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri ve bu kesirlere denk olan üçer kesir kesir yazınız. Önce kesirleri yazacağız, sonra artı üç tane daha kesir yazacağız. Şimdi birinciyle bakalım. Birincimiz gördüğünüz gibi A'daki 1 bölü 2 kesirine denk. 2 parçadan biri boyanmış. Şimdi bunun iki katını alırsam 2'ye 4. 1 bölü 2'nin 3 katını alırsam 3'e 6. 1 bölü 2'nin 4 katını alırsam 4'e 8. 1 bölü 2'nin 5 katını alırsam 5'e 10. Bu şekilde 1 bölü 2 kesri ilerlemiş olur. Ama burada 5'e 10 yani 5 bölü 10 kesrimiz bizim fazla oluyor. Çünkü bize 3 tane ekstradan yazın demiş. Bu şekilde bir yazım yapabiliriz. Yani 2 katı 3 katı dilersek 4 katı. Şimdi geldik ikinci kesrimize. İkinci kesrimiz 5 paydadan 3'ü taramış Yani 5'te 3 olmuş oluyor. Şimdi bu durumda bu ne olacak? Şöyle bakıyorum. O zaman bunun iki katını alırsam 10'a 6. Ya da bu ilk baştaki kesime denk olacağı için 3 katını alırsam 15'e 9. Bakın dikkat ederseniz bir örüntüsel ilişki de var. Yukarısı 3'er 3'er artıyor katlarını aldığım için. Aşağısı da 5'er 5'er artıyor. Bu durumda diğeri de mesela 12'ye 20 olmuş olacak. Yani 4 ile genişletirsem şurada 3 bölü 5'i 4 ile genişletirsem 12 bölü 20 seçeneğini bulmuş oluyorum. Şimdi gelelim C'deki kesrimize. C'deki kesrimiz 6 parça var. İkisini almış. Bakın burada ters de ilerleyebiliriz. Çünkü 6'da 2 sadeleşebilen bir kesirdir. Onu en başa az sonra tutturacağım. Şimdi bunun önce 2 katını alıyorum. Mesela 4'e efendim ne olacak? 4'e 12 olacak. Sonra bunun 3 katını alıyorum. 6'ya 18. Hatta bunun şimdi ben sadeleştirerek şunu gerçekleştireceğim. 2 bölü 6'yı 2'ye bölersem de yine bir denk kesir olan onu kırmızıyla yazacağım. 1 bölü 3'ü elde ediyorum. Yani aslında en sade hali, en basit hali bu kesrin 1 bölü 3'tür. Sonra genişleyerek 2 bölü 6 yapabiliriz. Mesela 1 bölü 3'ü 4 ile genişleterek 4 bölü 12 yapabiliriz. Burada yazdığım gibi. Bu şekilde kesirlerimiz üzerindeki sayıları hem payı hem paydayı katlarına veya bölenlerine ayıraraktan işlemler gerçekleştirebiliriz. Şimdi Ç'ye bakalım. Burada toplamda 8'e bölünmüş. Şöyle alta yazacağım. 3 tanesi alınmış. Haydi başlayalım. 2 katıyla başlayalım. 6 bölü 16. 3 katını alalım. 9 bölü 24. 4 katını alalım. 12 bölü 32. Gördüğünüz gibi. D'ye geldiğimizde toplam 10 var. Ve 6 tanesi taranmış. Gelin bunu önce sadeleştirip gidelim. Farklı bir yol izleyelim. Bunu önce sadeleştirirsem yani 2'ye bölersem 5'e 3 olmuş olur. Şimdi 5 5'te 3 yani 3 bölü 5'in 2 katı 6 bölü 10 zaten bize verilmiş olan kesir. Gelin 3 bölü 5'in 3 katını alalım. Bir sonrakinde yani 9 bölü 15. Bu sefer de bir örüntümüzü bir daha devam ettirsek 12 bölü 20 gibi bir sonucu ulaşmış oluruz. Bu da 3 bölü 5'in 4 ile 4 katı 4 ile genişletilmiş hali olarak karşımıza çıkmış olur. Geldik şimdi buraya bakın toplamda 3, 6, 9, 12 var. 12 tanesinin 7 tanesi var. Bunu mecbur şey yok çünkü sadeleşme özelliği yok burada. Bunu genişleterek yolumuza devam edeceğiz. 2 ile genişlettik 14 bölü 24. Efendim 3 ile genişlettik 21 bölü 36. Ve de 4 ile genişletirsek 4 kere 7 28. 4 kere 12 48. 28 bölü 48 sonucuna ulaşmış oluyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim ikinci. İkinci demiş ki aşağıdaki kesileri en sade olacak şekilde yazınız demiş. Şimdi sadeleştirmeyi eğer görebiliyorsanız direkt sayılara bölebilirsiniz. Mesela ya da gördüğünüz bir sayıdan başlayabilirsiniz ortak bölenlerinden. Yani hiç göremiyorsanız eğer sayılar çiftse ise 2 ile başlarsanız zaten alıştığınız zaman diyeceksiniz ki Aa, bu ikisi de 6'ya bölünüyormuş diyeceksiniz falan alıştığınız zaman alıştığınız sayılar olacak. Şimdi burada ben 24'ü önce 2'ye bölüyorum. Mesela 12'ye 18 oluyor. Hem, hem altı hem üstü hem payı hem paydayı 2'ye böldüm. Şimdi bunu tekrar 2'ye bölüyorum. Çünkü hala ikisi de çift sayı. Bu durumda 6'ya 9. Şimdi alt taraf tek oldu üst taraf çift. Demek ki 2'ye bölünemez. Ama 6 ve 9 ikisi de 3'e bölünebilen sayılar olduğu için 3'e bölüyorum. 2'ye 3 sonucuna ulaşıyorum. Demek ki bunun en sade hali 2 bölü 3'müş. Ve ben toplamda bir kere 2 ile şuradan şuraya 2 ile şuradan şuraya 2 ile şuradan şuraya 3 ile yani toplamda 12 ile sadeleştirilmiş oldum. Bu kesri gördüğünüz gibi. Şimdi şuna geldik 15 bölü 16. Şimdi bazen birim kesirlerin genişletilmiş halleri karşımıza çıkabiliyor. Öncelikle tabi bunu araştırmak bize vakit olarak da avantaj sağlar. Mesela burada olduğu gibi 15'i ben eğer 4 ile çarparsam 60 elde ederim. Ha diyelim ki bunu görmedik. Varsayalım ki bunu görmedik. Burada şunu yapabiliriz. Hemen ikisi de 5'e bölünebilen sayı. Birinin son basamağı 5, diğerinin son basamağı 0. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 12. 3 ve 12 ikisi de 3'e bölünebilen bir sayı. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. Gördüğünüz gibi. Eğer bunu direkt görebilirseniz ikisini de 15 ile bölerseniz yine 1 bölü 4 sonucuna ulaşmış olursunuz sevgili arkadaşlar. Geçelim C şıkkına. Bakın 9'a 27. Bunu direkt yazacağım bu sefer. Çünkü bu da bir birim kesir cinsinde yazılmış. 9'u 9'a bölersem 1 elde ederim. 27'yi 9'a bölersem 3 elde ederim. Cevap 1 bölü 3 olur. Ha, direkt göremezsen de ne yaparsın? Ulan 9 3'e bölünüyor. 27 3'e bölünüyor. Önce bir 3'e bölersin. İşte o zaman 3 bölü 9 olur. Tekrar bir 3'e bölersin. Gene 1 bölü 3 olarak bunu bulmuş olursun. Yani illa hemen gördüğünüz gibi bölmenize gerek yok. Sırayla sakin sakin bölerek de alışana kadar o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi 36'ya 96 gelmiş. Mesela göremedik diyelim ki varsayıyoruz. 2 ile başlayalım. 18'e 48. Şimdi ben burada gördüğüm için direkt atlayacağım. 6'ya bölünüyor. 3'e 8. Cevap 3 bölü 8 olmuş oluyor. Geldim D'ye. 50'ye 75. Şimdi burada göremedik. 5'e bölelim. 10'a 15 oluyor. Hala 5'e bölündüğü için 2'ye 3 oldu. Gördüğünüz gibi aslında toplamda yani ilk başta 5 kere 5'ten 2 kere 5'e böldüğüm için 5 kere 5'ten 25'e bölerek de 2 bölü 3'e ulaşabilirmişim. Geldim 40 bölü 48'e. Bunu mesela 4'e bölündüğünü görüyorum. 4'te başlayacağım. 10'a 12. Hala 2'ye bölündüğü için 5'e 6 dedim. Yani en sade halini 5 bölü 6 olarak bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki diyor eşitliklerde karenin yanına yazılması gereken sayıları bulunuz. Genişletme veya sadeleştirmeden yararlanacağız. Şimdi A şıkkına baktığımızda bakın ne olmuş A şıkkında? 21'den 7'ye bir düşüş var. Yani 3'e bölünmüş. Demek ki bunu da tam tersi yapacağız. Yani 3 ile çarpmamız lazım. O zaman buradaki kutumuz bizim 6 çarpı 3'ten 18 olması gerekiyor. Geldim B şıkkına. B şıkkında da dikkat ederseniz 4'ten 20'ye 5 katı olmuş. O zaman burası da mantıken 5 katı olacak. 3 çarpı 5'ten eşittir. 15 olarak doğru cevap karşıma çıkmış olacak. Ve geldim buraya. Burası dikkat ederseniz 6'dan 3'e ne olmuş? 6'ya bölünmüş. 6 kat ilişkisi var. O zaman 12 olması için de 12'yi 6'ya böleceğim sadeleştirerek. Demek ki buradaki kutumda 2 olacakmış. Evet. 86'daki soruları bitirdim sevgili arkadaşlar. Sıralama var peşine. Sıralamayla alakalı soruları şimdi çözmeyeceğim. Bir sonraki videoya bırakacağım çünkü. Evet videoyu bitirdik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur sevgili arkadaşlar. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olabilirler. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.